Batuhan Yaşar, Dolar Oyunları Türkiye resmen Yunanistanlaştırılmak isteniyor. 16 yılda elde ettiği bütün ekonomik kazanımlar elinden alınmak isteniyor. Bir başka deyişle borçlandırılacak. Aynı 90'lardaki gibi. Dizginleri tekrar ele almanın başka yolu kalmadı çünkü. Millileşen silah sanayi birilerini çıldırtmış durumda. Biz pek farkında değiliz ama üretilen ekonomik değerleri korumak adına milli bir savaşın tam da ortasındayız. Savaşan kim mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erken seçime gidilmesinin ana nedenlerinden biri ekonomiydi. Türk ekonomisi üzerinde müthiş bir baskı kuruldu. Yeni de değil. 2017'den beri devredeydiler. Her defasında doları 4 liranın üzerine atma hesapları yapıldı. Hazırlıksız yakalananlar. Seçimlere hazırlıksız yakalananlar sadece muhalefet değildi. Planlarını 2019 seçimleri öncesinde Türk ekonomisi üzerine kuranlar da şaşırdı. Ama hemen toparlandılar. S&P vakit kaybetmeden notu indirdi. Çok negatif bir rapor yayınladı. Piyasaları etkilemek ve sıcak para girişini önlemek, döviz çıkışını hızlandırmak için Avrupa ve Amerika'daki yönlendirilen finans çevreleri Türk Lirası üzerinde baskı kurdular. Türkiye'nin dolar cinsinden borcu az. Bu olumlu bir durum. Ama özel sektörün borçlarının tamamı dolar bazlı. Bazı büyük holdinglerin yeniden yapılandırma talepleri negatif algıya yol açtı. Petrol fiyatları Suudi Arabistan için mi? Amerika Başkanı Trump Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman'la görüşürken bir anda koca koca kartonlar ortaya çıktı. Suudi Arabistan'a sattığı milyarlarca dolarlık silahları gösteren dövizlerden bahsediyoruz. Buraya bir anda nereden mi geldik? Hemen anlatalım. Suudlar 7 yıldır Suriye ve Yemen'deki iç savaşa milyarlar akıttı. Amerika'ya aynı şekilde milyarlarca dolar borçlandı. Suudi Arabistan'ın bunların altından kalkabilmesi için petrol fiyatlarının artması şarttı. Brent petrolün varili 75 dolara kadar çıkartıldı. Biraz daha artacak. Peki bir varil petrolün ortalama maliyeti ne kadar? Sadece 4-5 dolar. Suudi Arabistan'a kaynak bulunmuş oldu. Tamam ama Rusya ve İran'ın da işine yarar bu. Bunun da çözümü vardı. Dolar Rusya ve İran'da uçuşa geçti. Dolar artınca enflasyon da arttı. Bu küçük operasyonla Rusya ve İran'ın elinden artan petrol gelirleri alınmış oldu. Türkiye'yi aynı kıskaç. Peki Türkiye ne yapsın? Ne petrolü ne de doğalgazı var. Bu tip manipülasyonların Türkiye gibi ülkelerde etkisi çok daha fazla oluyor. Erdoğan'dan kurtulmak isteyenler bütün kartlarını masanın üzerine çıkarttı. %7 büyüyeceksin ama notun düşecek. Dolar ve petrol hamlesinin başka argümanlarla da desteklenmesi gerekiyordu. Önce Moody's ardından da Standard Poor's Türkiye'nin notunu düşürdü. Kredi derecelendirme kuruluşlarının bu kararlara uluslararası piyasaları tabii ki etkiliyor. Büyük fonlar Moody's ve S&P'nin kararlarına göre paralarını yönlendiriyor. Biraz daha açalım. Sıcak paranın Türkiye'ye gelebilmesi için yatırım yapılabilir seviye şartı var. Bu kuralın bile ötesinde resmi durum. Yani adamlar istese de paralarını Türkiye'ye getiremiyor. Seçim vaatleri de devreye girince. HDP emekliye 3 bin lira vereceğim dedi, Muharrem İnce milyonlarca öğrenciye 500 er lira dağıtacağını söyledi, Meral Akçener takipteki 8 milyar dolarlık kredi kartları borçlarının silineceğini vaat etti. Bunların hepsi göz kamaştırıcı yaldızlı vaatler. Bunlar da ekonomi üzerinde baskı unsuru oluşturdu tabi. Hükümetin karşı hamlesi. Türkiye bir taraftan da seçime gidiyor. En çok oyu alan değil %50 artı biri alan iktidar olacak. Hükümet de emekliye her iki bayramda biner lira vereceğini açıkladı. Ama bir taraftan da ekonomiyi sıkılaştırmaya çalışıyor. Elinden geldiğince seçim ekonomisi uygulamamaya uğraşıyor. Konut işinin seçimle alakası yok. Türkiye'nin konut stoku 2 milyona ulaşmış durumda. 600 bini geçmemesi lazım. KDV ve faizlerin indirilmesi şarttı. Seçim olsa da olmasa da yapılacaktı. Karşı tarafın elini biliyoruz. Merkez Bankası dolara karşı silahlarını bir bir kullanacak. Nominal önlemleri ardı ardına uygulamaya girecek. Seçimlere daha 45-47 gün var. Temkin elden bırakılmayacak. Yangına körükle atlanmayacak. Türkiye henüz körfez kartını kullanmadı. Ekonomi kurmayları Türkiye'ye sıcak paranın artarak girmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İhracatta olduğu gibi sıcak para konusu da çeşitlendirilmeye çalışılıyor. Alternatifler çoktan bulundu. Zira Moody's ve S&P'nin verdiği notlarla ilgilenmeyen körfez kaynaklı yatırım şirketleri var. Çok yakında geliyorlar. Sıcak para için şartlar daha cazip hale getiriliyor. Turizmde durum çok iyi. Kimse merak etmesin her şey kontrol altında. Bunu laf olsun diye yazmıyoruz. Ankara soğukkanlı gelişmeleri takip ediyor. Bunun gibi onlarca tecrübesi var. Artık şerbetlendi. Karşı tarafının yapabileceği hamlelerin tümünü biliyor. Sürpriz yok ve de olmayacak. Batuhan Yaşar, Türkiye